Sarımsak, nohut, acı biber koydum arkadaşlar. Kırmızı kapri biberinden de doğradım bu şekilde. Arkadaşlar bugün sizinle beraber salatalık turşusu yaptım sıcak suda. Çok güzel oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 kavanozda 1,5 kiloluk 2 kiloluk salatalığım vardı 2 kilo kadar. Bu şekilde sıcak suyla yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Siz de denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar kısmını beraber salatalık turşusu yaptım. Kütür kütür çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Süper bir şey oldu. Kaynar suyla yaptım. İstediğiniz zaman arkadaşlar isterseniz 10 günde için isterseniz 15 günde isterseniz 2 sene sonra için hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. Bozulmaya olmuyor asla arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel tarif. Kolay tarif arkadaşlar. Hem de çok lezzetli bir tarif verdim arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparsınız. Herkese selam. Emine'nin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Burasıyla beraber salatalık turşusu kuracağım. Ayrıca karışık turşu da yapacağım arkadaşlar. Mutfağım ufak olduğu için hepsini bir araya koyamadım. Karışık turşunun tuzunu kaynatıyorum. Şimdi salatalık turşularımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Nohut koyuyorum. Nohut asla bozulma yapmıyor arkadaşlar. Nohutu yani istediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz. Asla bozulma yapmıyor arkadaşlar. Turşunun olmasına yardımcı oluyor nohut. Bakın arkadaşlar salatalık turşularını koyuyorum. Bunları evet şu şekilde de dikebilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Ben bunu da yapıyorum. Herhangi bir yerine batırın arkadaşlar. Acı biberden atıyorum içine. Birkaç tane acı biber atın bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bakın arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Kütür kütür çok güzel oluyor. Sarımsak koyuyorum arkadaşlar. Biber koyacağım birkaç tane de. Açık biberlerden de koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rengine bak çok güzel. İkinci kavanozuma geçtim. İkinci kavanozuma da aynı şekilde nohut koyuyorum. Nohut arkadaşlar bozulmasını önlüyor turşunun. Yani istediğiniz zaman 2 sene de durabilir. 10 sene de açmazsanız 10 sene bile durabilir arkadaşlar. Hiç korkmayın. Yani bozulur mu diye. Bunu da bu şekilde yatıracağım arkadaşlar. Kalan da karışık turşuya koyacağım. Bakın arkadaşlar. Altına koydum bu şekilde. Bir kürdan yardımıyla arkadaşlar. Bir kürdan yiyebilirsiniz bunu. Bu kavanozlarım 1,5 kiloluk arkadaşlar. İş yerinden eşim getiriyor. En üstünde de durabilir. Sorun olmaz. Şu şekilde de durabilirsiniz. Görüntü hem görüntü olsun hem de görüntüsü güzel olması için hem de lezzet vermesi için arkadaşlar bu şekilde turşumu ayarlıyorum arkadaşlar. Gerçek hakiki el sirkesi arkadaşlar elma sirkesinden koyuyorum bakın. Böyle buraya koymak için biraz çay bardağı kadar koydum arkadaşlar. Bu bardağından çay bardağıyla birer bardak ikisine de elma sirkesinden ekledim arkadaşlar. Organik elma sirkesi.
normal üzüm sirkesinden vuruyorum arkadaşlar. Yarısını birisine, yarısını öbürsüne ekliyorum bu şekilde. Yarım şişer. Birer buçuk bardak olmuş oldu arkadaşlar. Elma sirkemiz. Üzüm sirkesi. Şekerini koyuyorum arkadaşlar. Çorba kaşığı, bildiğiniz çorba kaşığı. Bakın arkadaşlar, bu kadar şeker koyuyorum üzerine. Tatlı kaşığından fazla koyuyorum. Birer buçuk bardak olduğu için arkadaşlar. Şunu da ekledim. Bir kaşık tuz da buna koyuyorum arkadaşlar. Yarım bıçak kahveciğim. Yarım kaşık buna. Evet arkadaşlar, yarım kaşık da kahveciğim. Şöyle bir şekilde aşağıya bastırsın arkadaşlar, belki çıkar aşağıya, o yüzden şu şekilde birazcık bastıralım. Evet, şimdi kaynadı arkadaşlar, yavaşça ekliyorum. Şu şekilde kapaklarını, ağızlarını güzel güzel kurulayın. Sıkıca kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Yanlarında hiçbir şey kalmasın. Islaklık kalmasın arkadaşlar. Süsleri de atalım şöyle. Bu şekilde sıktırıyorum. İç kısımını bu şekilde sıktım arkadaşlar. Kurulayın. Alt kısımını da kurulayın. Arkadaşlar bu şekilde sıktırıyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak isteyen abone olabilir. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Heyecanlanıyorum, o yüzden kusuruma bakmayın. Bu şekilde 2 adet 2 kilo salatalık vardı arkadaşlar. 2 kilo salatalığından 5 tane kaldı arkadaşlar. Onu da karışık turşuya koyacağım. Bu şekilde sıktırıyorum. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel arkadaşlar. Bakın. Altını aşağı kapayalım arkadaşlar bunları. Üzerlerini de kapatacağım. Bu şekilde yapıyorum. Kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel turşum oldu. Birer buçuk bardak sirke koymuş oldum. Bir bardak çay bardağı elma. Yarım bardak da üzüm sirkesi ekledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Çıtır çıtır istediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bu şekilde yaptım. Çok güzel oldu. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Ben destek yemek istiyorsanız, herhangi bir videolarımda haberdar olmak isterseniz arkadaşlar beni destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Turşusu yaptım. Kütür kütür çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Süper bir şey oldu. Kaynar suyla yaptım. İstediğiniz zaman arkadaşlar, isterseniz 10 günde için isterseniz. Arkadaşlar, bugün sizinle beraber salatalık turşusu yaptım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın.